Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi gençler çok olduğu için çok da lazım. Gerçi imani sıra, imani sıradaydı, imani ders ama. Şimdi geçen yapışımızda zekilerle akıllar arasındaki farkı konuşmuştuk. Zekiler tahripçi olur, tenkitçi olur, eleştirici olur, kendine güvenir. Akıllılar ise vahye tabi olur, tecrübeye tabi olur. Peygamber ve öğretilicilerine tabi olur. Akıl, sebebi şu, akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için aklın gereği ve iktizası, kendi iç dinamikleri aklı yapana tabi olmaktır akıl. Zeki ise buna ihtiyaç duymaz. Ancak bela ve musibetle ikaz edilirse edilirler, yoksa dünya ve ahiretlerini berbat ederler. Öyle çekip giderler. Şimdi bugün de bakayım önümüze ne çıkacak. Abi asip edin. He? Asip edin. He, olabilir. Versene. Eyvallah. Sıra buna geldi. Kurallı yaşayarak kuralın dışına, kuralı yaşayarak kuralın dışına çıkmak içindir. Kuralı yaşayarak kuralın dışına çıkmak içindir. Bizim kurguladığımız kurallar var. Olmazsa olmazlarımız var ya. Bizim küçük dünyamız, hani çok geniş zannediyoruz. İnsanların dayatması zannediyoruz onu. O dünyadan çıkmayı. Oysa dayatmaların içinde dayatılmışız. Anlamıyoruz tabii. Sen kaç yaşındasın? 22. Ben 53. Daha önce ben 22 olmuştum. Ama sen 53 hiç olmadın. Ve benim işim makine mühendisliğiyle, makineyle geçmedi. İnşaat mühendisliği yaparak inşaatla geçmedi. İnsan mühendisliğini yaptım. Ömrüm insanlarla geçmiş. Ama doğru ama yanlış. Size ne söylüyorsam itimat edin, güvenin. Şimdilik. Ne zaman daha iyisini öğrenirsiniz? Ama 22 yaşında da ben daha iyi biliyorum desen şöyle oluyor. Bu yaşta başta değil de yaş için söylemiyorum. Devamlı gündemim benim bu. Psikoloji ve ruhsal her gün ama hemen hemen her saat. Sizler ihtiyacınız olduğu zaman kendinizi yönetmeye, idare etmeye, sıkıntıyı çözmek için psikolojiye çare başvuruyorsunuz. Mesela bugün size gelmeden önce intiharı düşünüp odada kapanmış bir delikanlıyı ikna etmeyle uğraştım. Tam böyle bir şeyler düşünüyormuş, orada benim sesimi duymuş. Daha önce annesi, babası mı, dayısı mı, nerede, kim, nereden şey yapmışsa, ondan sonra Allah'a hamdolsun, şu anda iyi. Yani niçin söyledim bunu? Bunlar kardeş bir ihtiyaçtan yazılmış. Yaşanmış yazılmış. Bak, sizin bu yaşta dünyanızdan dışına çıkmak, köleleştirilmek zannediliyor. Hürriyetimiz alınıyor zannediliyor. Hürriyet her istediğini yapmak değildir. Seçenekler içerisinde seçenek sunmaktır veya seçmektir. Seçenekler içerisinde seçenek. Tek boyutlu yaşamak hürriyet değildir. O dağdaki hayvanlarda vardır. Mutlak hürriyet. Her istediğini yapmak dağdaki hayvanlara mahsustur. Bazen istemediğini de yapmak insanlara mahsustur. İstemediğini de yapmak insanlara mahsustur. Severek yapmak, mutlak severek yapmak meleklere mahsustur. Sevmediği halde, yani bilmediği halde, yani inanma öyle doğru olmadığı halde, öyle yapmayı inadına yapmak şeytana mahsustur. İnadına. Çok iyi biliyor ki Allah var. Sana Allah yoktur diyor. İnadına.
Çok iyi biliyor ki bu yol, kendi tuttuğu yol doğru değil. İnadına. İnadına yapmak şeytandandır. Size bir tane şeyimi de söyleyeyim. Bak, çaktı adam. Şu anda çaktı. Vücudumda sanki bir cız cız bir elektrik salgılandı. Bunları ben yaşıyorum, biliyor musunuz? Adamdan bahsettiğim için. Şimdi her neyse, ama bir parçasını söyleyeyim. Facebook denilen bir caddesi ve yolu adresi belli olmayan ve dibi veil cehennemi denilen bir kuralsız memleketler cehennemine giden bir yapı var. Bir hafta veya 5 gün önce ben girmiştim. Kayıt oldum. Nur dersi için yazdığımız cümleler, bu defterleri yayınlarız. Başka ne olacak? 2 günde bir gireceğim. Ondan sonra bu derslerimiz var ya mesela, şimdi şey var. Sitenin başında bir yazı var. Ne vardı? Çok güzel bir yazı var. Bugün de yaşıyorsun. Farkında mısın? Bak, bugün de yaşıyorsun. Böyle harika cümleler var. Mesela insan insansız insanlaşamaz. Mesela veya her istediğini yapmak şeye mahsustur, hayvanlara istemek. İstemediklerini de istedikleriyle beraber yapabilmek, yapmak yani insana mahsustur. Cümleleri yani yayınlansın diye Facebook'ta bir şey açtık. 3. açılışım. 5-6 gün sonra 3. kez tıkladım, açtım. Yatıyordum orada. Ama biz insanlara bunu demiyorum tabii. Ya bakayım şey yaptım dedim. Nur dersinde ders yaptım. Orada duruyor kenarda. E bakayım dedim ya. Tıkladım. İlk karşıma çıkan ne oldu biliyor musun? Diye iki diş öyle birbirine vurmuş. Şaşı. Böyle bir resim herhalde benimle paylaştılar zannettim de. Ondan sonra korkunç bir şey yani. Bana öyle gelmiştir uykusuzluktan. Bunu kesin bilin de uykusuzluktan. Ama durdum, kapattım. Şu anda ateş bile oldu vücudumda. Sonra döndüm kalbime. Neyin nesidir bu? Hipnoz yapıyorlar dedi. Hipnozla senin çatıştı dedi. Facebook'larla hipnoz yapılıyor. Bak, ezberden söyleseydim sihir ve büyü yapıyorlar derdi. Videolarla sihir yapılıyor. Tamam mı? Vesaire. Hipnoz yapılıyor, uyuşturuluyor. Dedim ki, bunu kim inanır ki dedim kalbime. Hipnoz yaptığına kim inanır ki, delilin ne olacak dedim. Çok seviyorum ya bu işi. İç alemde görüşüyoruz, biliyor musun? Bak, paylaşıyorum sizin. İsterseniz bana şizofreni deyin. Buna kim inanır dedi. Delilim var, en büyük delilim de oradan kurtulamamandır diyor. Hipnoz olduğuna delil kurtulamamandır. Kurtul da göreyim hadi dedi. Ben de dedim bak, kurtuluyor muyum, kurtulmuyor muyum? Tak girdim, iptal ettim. Sana o kadar gücü yetmedi diyor. Hipnoz olduğuna delil kurtulamamandır. Peki, kuralı yaşayarak, kuralın dışına çıkmak içindir. Kuralı yaşamak, kuralın dışına çıkmak için, dünyamdan çıkmak için, kendi kurguladığım, büyük zannettiğim, oysa hapsedildiğim dünya, kainatın dayatmalarından, köleliğinden kurtulmanın yolu, sünnet-i seni yaşamaktır. Benim kuralama uyma, bu da bir dayatmadır. Benim doğrularıma uymak, benim doğrularıma davet etmek, köleleşmektir. Dışarıda dolaşanların hür mü zannediyoruz? Güneşin altında. Köle insanlar var, hapis insanları var. Hapishanede iken dışarıdakilere hükmeden o kadar büyük zatlar gelmiş ki, başta İmam-ı Azam, Ahmet bin Hanbel, Bediüzzaman, İmam-ı Rabbani Hazretleri, içerideyken dışarıdakilere hükmetmiş. Kainatın dayatmalarından, kainatın köleliğinden kurtulmanın yolu
Ahmet Mehmet'in doğrularına değil, sünnet-i seniye yaşamaktır. Kurallar sistemin dayatmalarından çıkmak içindir. Mesela, örnek veriyorum. Namaz kılmak bedensel dayatmalardan ruhu arındırmak içindir. Yoksa bedene, cisme hapsolur ruh. Hem nasıl ki kitap okumak, tefekkür yapmak, zamanın ve mekanın dayatmalarından kurtulmak içindir. Şefkat, zalimliğin, gaddarlığın, öfkenin, zulmün dayatmalarından çıkmak içindir. Hepsine böyle bakın. Oruç, nefsin dayatmalarından, çünkü nefsin firavuniyetini kırar. Firavunun özelliği neydi? Hani şey nerede geberdi? Suda. Nemrut, kafayı vura vura. Kafayı vura vura, hangi tip insanlar intihar ediyorlar, intihar edenler? Dimağını yönetemeyenler. Nefsini yönetemeyenler, şehvet suyunda boğulurlar. Oruç, Nemrut, nefsi Nemrut tarafına değil, firavunluk cephesine darbe vurur der ustad. %76 da su mu bedenin? Oruç açlığa değil, susuzluğa darbe vurur. Suyla alakalıdır. Cinselliğe darbe vurur daha çok. Suyla alakalı. Kanla alakalı ne varsa. Hem nasıl ki oraya okuduk. Çekirdek, karanlık, dar, soğuk ve kimsesizlik toprak aleminden aydınlık, geniş, sıcak ve varlıklara bütünleşmek içindir. Kuralla yaşamak, güneşi kural edinmiş. Güneş lazım dedi. Hava lazım. Toprak lazım, altına girmem lazım. Olur mu abi ya, ne yapıyorsun ya? Bizi toprağın altına sokuyorsun ya. Böyle bir dünyada yaşanır mı ya? Her şeyde beni alıkoydun ya. Ya zulmediyorsun ya, böyle olur mu ya? Toprağın altına giren çekirdek böyle değil mi? Böyle diyor. Beni güneşten, havadan, şundan bundan alıkoydun. Seni koydum da. Dar, karanlık, soğuk ve kimsesizlik. Küçük dünyandan, 4. Dar, karanlık, soğuk, kimsesizlik. Küçük dünyandan, geniş, hava alemine, nurani ve her şeyi müşahede edilen bir alemine ağaç olmak içindir. Bu ölümden kurtulmak için. Evet. Bu da onu dur, sakla, şunu hemen söyleyeyim. Buna delilim nedir biliyor musunuz? Hapsedildiğine delil. Bu dersi bana söylüyor demektir. Diyen hapistedir demektir. Evet, sana söylüyorum. Eğer bu ders bana demiyor diyorsan o zaman dışarıdasın. Bu ders bana söylüyor, o zaman içeridesin. Ölümü mesela. Bak, onu da nerede kullanacaksın dedin. Ne dedin sen onu? Ölümden kurtulmak için. Aferin. Görüyor musun? Sen beni bugünlerde deli edeceksin ya. Bir de arka bir cümlem vardı. Bak, ölümden kurtulmak için vardır. Çeşit ölümler var değil mi? Ölümden insan niye korkar? Hayatımızı sonlandırdığı için. Ölümden niye korkar? Hayatımızı öldürdüğü için. Ölümü öldürmek lazım ki rahat edelim. Ölümü de öldüren ne? Ölümü öldüren ahirete imandır. Ahirete imanın arttıkça ölüm ölür. Hayatını öldüreni öldürmek gerekiyor, o da ahirete imanla. Çünkü ölüm hayatıma son verir. Ahirete iman ise son verene son vermektir. Çünkü sonun sonudur ahirete iman. Ölümün daha ötesidir. Anladın mı? Anlarsın. Ama bu ne biçim bir şey dedi ya? He? Esat bugünlerde... Durumu iyi değil ha? Sen dershanede fazla kalma. Bak, hikmet inkişaf etmiş. Bu insan yani bazıları şefkat, bazısı hizmet, koşturmak, hastalık, bazı hastalıkla, bazısı zenginlikle ahiretini kazanıyor, bazısı fakirlikle kazanıyor. Bazısı hastalıkla, bazısı sabırla, bazısı tefekkürle, bazısı fedakarlıkla.
tefekkür senin herhalde. İsmi hakim gözüküyor baksana. Çeşitli ölümlerden kurtulmak için ölüyoruz. Ta ki beka bulalım. Beka bulmaya sebep olan ölüm, ölüm müdür? Ya. Aferin lan. Arabada seyahat ederken yazdım. 8-5-2015. Kaç ay oldu? 4 ay. Değil mi? Ne yazmışım? Edep erkandır. Ne gördümse arabada. Edep erkandır. Yasalarla işliyor. Yasalar onu korumak içindir. Haram helal var ya Allah'ın haram helalı. Yasaları korumak içindir. Yasalar da erkanı, erkan da edebi. Haddini bilmek edep. Haddini bilen hududunda kalır. Hududunda kalan hududunu aşmaz. Allah'ın hududunu aşmaz. Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh, adalet, yani kurallara göre, yasalara göre yaşayın. Yasalar seni korur. Adalet evrenseldir, yani her zaman, her zeminde geçerlidir demektir. Ömer bunun simgesidir. Bir de okuyayım isterseniz yavaş. Hazreti Ömer radıyallahu anh, adaletin simgesidir. Yani kurallara göre, yasalara göre yaşayın der. Yasalar seni korur. Adalet evrenseldir. Yani her zaman her zeminde geçerli demektir. Mesela edep dünyanın kuralı değildir. Burada orayı yaşamanın adıdır. Yani burada yaşarken yaşama şeklin, metodun orası. Mesela oruç tutuyorsun. Burayla alakası yok. Ama burada uygulanıyor. Namaz kılıyorsun. Burayla alakası yok. Ruhla alakalı. Ruhu, tabi ahiret. Yani ruhu bedenden çıkarmaktır. Bedensel dayatmalardan kurtarmaktır şeyi, ruhu, oruç. He? Temizliyor. Bir ekiz ruhu temizliyor, değil mi? Temizliyor tabi. Nasıl temizliyor? Çıkınca bu sefer ruh bedene hakim oluyor. Yoksa beden şu anda bizi dayatmalarını yaşıyoruz, zor zannediyoruz. Mesela bak, yap onu, kalk, de onu. Çak onu, verme, ye ya, diyen o. Seyret onu, boş ver ya, yapma ya, bu dur. Bir tane de şu kanal canım, şuna da geç, diyen o. Yani şeytan nedir? Şeytanı biz muamma yaptığımız için böyle bir muamma, böyle bir şeytan yoktur. Şimdi şeytan, 2-3 tane kılı, şaşyan, ağzı burnu yamuk. Böyle bir adam gelecek, hey bana bak, buyur. Öyle yapma lan. Namaz kılma, oruç tutma. Değil. Böyle bir adam bekliyoruz. Yapma ya, ne gidiyorsun ya, ne okuyorsun ya, Allah Allah, ne namazı ya. Böyle bir adam karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Oysa çıkmış, haberimiz yok. Ne diyor? İçeride bir yapma, bir enerji. Boş ver. Ye onu. Seyret işte. Hatır tutup seyret. Boş ver, bir şey olmaz. Ne ara bu ya, biraz sonra tövbe edersin ya. İçeride bir enerji yok mu? Ha, o şeytan işte. Şeytan bu, bu. Eskide gözükürdü peygamberimiz zamanında. Aleyhissalatü vesselam. O zaman gözükürdü. Şimdi biz hissediyoruz. Niçin? O zaman şeytan dışarıdaydı. Gözükür. Şimdi içeride olduğu için gözükmüyor. Anladın? Şimdi hissedilir. Görmeyi ne yapacaksın? Hissediliyor. Daha aşağı girmiş. Adamı iyi tanıyorum ama yer yer çakıyor beni. Ben size onun ihvalarından, tuzaklarından bahsediyorum. Yaşadıklarımdan bahsediyorum. Bir de eğer hadis ve ayetse diyor. Ayet ve hadislerin meali diyor. Ama bu ruhta, dershanede niçin bizde bu daha çok yoğun oluyor? Tek hayat yaşamıyoruz. Biz iki hayat yaşıyoruz. Dışarıdakiler tek hayat yaşıyor. Dünya yaşıyorlar. Biz dünyada yaşarken ahireti hissediyoruz. Yani ahireti, herkes yani. Müslüman ahiret iki hayattadır. Ustad diyor ki iki hayatta olmayanlar karşıma çıkmasınlar. Çünkü biz dünya için bakmıyoruz. Dünyadaki hadiseleri başka bir dünyevi hadiselerle yorumlamıyoruz. Dünyadaki hadiseleri ahirete göre bakınca rahat ediyoruz.
Bu budur, bu da budur. Bela musibet gelirse, diyoruz ki mal mı gitti, zekat yerine geçti. Sıkıntı kefareti zünüptür, sadakadır, günahlarımıza affına vesiledir. Ama ehli dünya bunu diyemez. Batmışsa batmıştır, yanmışsa yanmıştır. Biz deriz elhamdülillah iyi olmuştur. Olmuşsa bir hayır vardır. Çünkü hadis-i şerif var. Olanda hayır vardır. Hadistir. Çünkü Müslüman olanda hayır vardır. Yani olanlar olacak olanlardır. Lazımdır ki böyle olsun. Bunlar böyledir. Şöyle bir şey olmuştu. İsrailli bir tane kız böyle vefat ediyor. Hani annem gördü bunu. Şey demişti ya işte kıza yazık oldu falan. Ondan sonra ben dedim İsrail'in köpekliğinden kurtuldu. Hani devam etseydi İsrailli olacaktı. Öyle. Hı. Onu üzülmek değil. Cennete gitmiştir. Bulu çağından önce gitmiştir diye. Peki. Asabiyet, bağnaz, geçimsiz, ilkesiz düşünme ve yaşama arzusudur. Asabiyet. Milliyetçilik. Menfi milliyetçilik. Ve aynı zamanda asabiyetin Türkçedeki varsa sinirlilik. Asabiyet. Asabiyet-i cahiliye, el-İslamiyetül asabiyet-i cahiliye. Veda hutbesinde Allah Resulü üç tane şey mi dedi? Ayağımın altındadır. Ayağımın altına almış. Bitmiştir o. Kan davası. Tamam mı? He? Riba. Riba. Bir de menfi milliyetçilik. Ondan sonra nasihatlarına bir tanesi de rayiyetinizin, emrinizin altında olanlara zulmetmeyiniz. Eşiniz size emanettir. Hasan'ın emaneti ise gidin atın çöpe. Eşiniz var ya, git halice at. Git kıyma makinesine ver. Benim emanetimse bir şey getirmezsin. Benim cehennemim yok. Ama eşiniz Allah'ın emaneti ise emaneti ihanet edersen Allah'ın da kıyma makinesi vardır. Tamam. Kimin emanetidir? O zaman emanete öyle bak. Bugün yazmış şey yapmıştım. Allah'ın sana nasıl davranmasını istiyorsun ahirette? Çok kolay. Nasıl istiyorsun? Merhametten. O zaman nasıl davranmasını istiyorsan sen Allah'a öyle davran şimdi. Alacağın olsun. Men dakika dukka çalma kapıyı çalarlar kapı. Allah'a nasıl davranıyorsan şimdi saygılıysan saygı göreceksin. Değer göreceksin. İtaat ediyorsan Allah sana merhamet edecek. İtaat etmeden merhamet bekliyorsun. Sevmeden sevilmek istiyorsun. Suratın mahkeme duvarı gibi insanlardan güler yüz bekliyorsun. Onlar takkemde var. Onlar bulamazsın. Öyle bir şey yok. Asabiyet, bağnaz, yani menfi milliyetçilik, bağnaz, geçimsiz, ilkesiz, düşünme ve yaşama arzusudur. Ha? İlim şehrine Ali'ye gir. Diğer bakanlıklar içeride. Hazreti Ali'ye diyor değil mi Peygamberimiz Aleyhisselam? İlim şehrinin nesidir? Kapısı. Peki diğer Hazreti Osmanlılar nerede? Hazreti Bekir'den temeli diyor. Ne diyor? Zemini Ebu Bekir Sıddık'a dağılan duvarları Hazreti Osman adalettir. Ömer. Şehrin duvarları Ömer'dir. Çatısı da o zaman Hazreti Osman. Evet, hayadır. Çünkü melekler ondan haya ederdi. Kapı Salih'dir, duvarlar Ömer'dir, kuraldır, yasalardır. Zemini Ebu Bekir'dir. Seması da, kubbesi Osman'dır, hayadır. Ali'ye, yani Ali ilim şehri, diğer bakanlıklar içeride ilimle gir demektir. Bağnaz, geçimsiz, bağnaz, geçimsiz olmamak için yasalara, kurallara uy ki Ömer'in radıyallahu anh ilkelerine, yasalarına, kurallarına yani sünnet-i seniye uy. Arabada yazdığım bunlar. Arabada seyahat ederken. Aranızda Ömer varken fitne girmez. Yani sünnet-i seni yaşarken dimağını
karıştırma yolu bulamazlar demektir. Sünnet-i seni yaşarsanız kafanızı bulandıracak şeytanlar yol bulamazlar demektir. Yani Ömer varken aranıza fitne giremez. Sizin ifadesi. Ömer yasalardır. Sünnet-i seniyedir. İnsanın zebun olması yani içsel kavramları yeri yerine konulmamasından kaos yaşaması sanki ahiretteki zebuna benziyor. Yani insanların zebun olması, zebun ne demek biliyor musun? İçsel kavramlar var ya, gelen duygu bu mu, bu mu? Böyle yap, şöyle yap. İki tane şey görüyorum, düşüncelerim var. Benimle çatışan kimdir biliyor musunuz? Siz değilsiniz ha. Benimle çatışan yine benim. Ama benden bir tane bir içeri birisi var. İçe ayrın. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Bu benim şeyim, ben, bu benim nefsim. Hep olumsuzlukları, hastalıkları, musibetleri yapma falan şunu yap böyle. Ne olumsuzluklar geliyorsa kaynağı bu. Bu da diyor ki ruh, bu nefis, bu ruh yapma. Ayıptır ya. Olur mu ya şimdi? Allah Allah ya. Bu kadar da olmaz. Baktığınız zaman iki tane farklı şahsiyetin var olduğunu göreceksiniz. Bunu görenler hemen doktora koşuyorlar. İşte çok iyi işte gördüğün için iki tane farklı karakter görmek nimettir. Tek görmek berbattır. Yani tek benim. İçimden geçen bütün düşünceler benden geliyor. Özgüvenin gitti. O zaman ben ne rezil insanım ya. Vesvese. Anana bacına şuna buna duygu geldi. Ne yapacaksın şimdi? Sen misin o? Eğer teksen sensin. Ulan o zaman o çok alçak bir insansın. Çok namert bir adamsın. Hayır. Üç hayır. Bu benim nefsim. Bu benim ruhum. Ben diyen de bu. Ha ayırdım bak şimdi. Alçak düşünceler geldim. Olan alçak bu sensin. Özgüvenin geldi işte. Bak nasıl yakalandı. O kötü düşünceler var ya hep bundan geliyor. O sana hayal ettiriyor, düşündürüyor, bilmem ne yaptırıyor, merak ettiriyor, çaktırıyor, baktırıyor. Hep o adam. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Cehil ikisi, üçünü bütün zanneder. O zaman bak ne yaptın, bak nasıl iş yaptın. Zebun demek, içsel yapıyı, sistemi ne nereden geliyor, ne hangi ses nerenindir, neyi ne yapacağım, bilememek. Ha ne yapıyorsun? Eğer bu dünyada kaos yaşarsan, ahirette, asude yaşaman öyle bir şey yok. Çünkü yaşadığın ahiretin çekirdeğidir. Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz, öyle haş edilirsiniz. Hadis-i şerif değil mi? Armutu diktin, öldü. Şeftali gelir mi? Ne gelecek armut çekirdeğinden? Armut gelecek. Nasıl yaşarsan öyle gelecek. Sürprizlik yoktur. Sürprizlik ancak Allah'ın rahmetinde vardır. Beklemediğin bir şeyi göreceksin. Yaşadığın hayat tipinden olacak. Endişe etme. Nasıl yaşıyorsan o tipten gelecek ahiret. Dünyada kaos yaşamış, ahirette asude bir insan. Saltanatlar sana verilecek canım. Onları bekliyor şimdi. Cennet sana İkram edilecek, ihsan edilecek. Hep seni bekliyor. Ama sen ezana, namaza, hak ve hakikate yüzün yok. Öyle bir şey var mı? Keşke olsa da ben de yapsam. Bir tanesi dedi ki, hocam dedi, bu Allah'a itaat etmek zorunda mıyız dedi. Yok dedi, mecbur değiliz. Hakikaten dedi, he dedim ya. İki tane şart var. İki tane şarta uyarsan Allah'a itaat edilmez. Nedir dedi o? Çok mu merak ediyorsun? İnan ediyorum. Bir, Allah sana ne verdiyse onu terk edeceksin. Onundur. Onunla, onun malıyla ona isyan edilmez. İki, Allah'ın mülkü neresiyse oralardan çıkacaksın. Mülkü olmayan yere gideceksin. O zaman istediğini yaşa. Ya hocam dedi. Evet. Yoksa hiç şansı yok. Allah'ın mülkünün dışında bir mülk yok ki. Nereye kaçacaksın? Ayette diyor ki, nereye kaçacaksın diyor. Bugün kaçma fırsatını verdim. Ta ki yarın yakalanasın diye. Başka, aklın rüşte ermesi, iki tane akıl var unutmayın. Sini bulu,
sini rüşt. Bir, çocuk yapabilme yaşı. İki, hakla batılı temyiz ve tefrik etme yaşı. Onu temiz akıl var, temyiz. Tamam mı? Allah Allah. Bir, tenzih, bir de temyiz. Yani şöyle diyeyim. Temyiz mahkemesini veriyorlar, temyiz. Tamam mı? Temyiz. Tamam mı? Temiz mahkemesinde yani yani onu kaldırsın, yeniden kurulsun, ayıklayalım, sadeleştirelim, burada bir zulüm var diye. Şimdi iki tane şey var, aklın temeli var. Birinci akıl, nefse tabi olan bir akıl. O hayvanlıkta da var ama çeşitli farklı. Mesela hayvan aşağıdaki otu yer, ağacın yaprağını yer, biz meyvesini yeriz. Fark bu. Şimdi, aklın rüştü var, rüşt. Rüşt demek, aklın tenzih ve temyiz yaşı demektir. Yani, tenzih etme, yani nefsi yapısını, şu var ya üç taneyi, ayırma, tamam, ayırma, tamam mı? Ötekisi de temyiz, yaptıklarından tövbe edip eyleme dönüştürmek, temizlemek. Bu aklın rüşt ermesi demektir. Onu çok uzattın. Hulasası şu. Hakka hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batılla uzaklaşmayı. Budur yani hidayet. Aklın rüşte ermesi karşı ihya ve inşa etmesidir. Bu sefer karşı ihya ve inşa edersin. İnşa akıldır. İhya kalptir. Yani akıl inşa edilir, inşaat, kalp ihya edilir. İhya, yani canlandırma. Aklın rüşte ermesi, karşı ihya ve inşa etmesidir. Karşının aklını dölleyebilmesi, aklın rüşte ermesi demektir. Meyrem, dimadı, vahiy geliyor, kulak zarından, kulak zarı bozulmuyor, kulaktan dölleniyor, Cebrail Meryem'i döllüyor, dimada kafada tenzih ve temyiz kazanıyoruz. Yani dima bütünlüğe geliyor, İsa ruhullah, İsa yavrusu oluyor, burası yumurtalık, ondan sonra Meryem doğuruyor ağızdan İsa'yı, ruhullah. O ölü ruhlar diriliyor. Ölü topraklar, Hızır gittiği zaman yeşilleniyor ya, Hızır yeşillik demektir. Çorak, kurumuş yeri dirilmesi. Yani adam konuşuyor veya bir şey anlatıyor, Kur'an okuyor. Ne bileyim bir hayır ve sanat yapıyor, bir yerleri diriltiyor. Bu İsa'dır. İşte aklın rüşte ermesi, aklı buluğu değil. Yani aklı buluğu, yani çocuk yapma, karşıyı dölleyebilme. Konuşmayı herkes yapar. Döllüyor. Bu aklı buluğu. Yani karşıyı dölleyebilme aklı. Ama nasıl ki sünni rüşt gibi aklı rüşt var, döllenip dölleyebilmedir. Yani tenzih ve temyiz. Yani ben bulu çağından anlattım da örnek verdim. Karışıklık oldu mu bilmiyorum bak. Yani bir bulu çağına gelen bir çocuk kaşıyı döllüyor. Ondan sonra çocuk olma yaşı yapabilir. Peki bu sini bulu. Osmanlılar'da bu evlenme yaşı değildi. Sini rüşt olması lazım. Çünkü terbiye makamına geçecek. Evin reisi olacak. Baba olacak, koca olacak, anne olacak. Değil mi? Ha, ne olması lazım? Rüşt çağırması lazım. Rüşt. O da rüşt çağını anlatabilmek için, bak rüşt aklı olabilmesi için dima tenzih ve temyiz etmesi lazım. Yani dima bütüne getirmesi lazım.
Şimdi ona örnek vereyim. Piyasada derler ki güzel konuşmak kursları var. Diksiyon. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki güzel konuşmak diksiyon şudur. Konuştuğuna yalan sokmamaktır. Diksiyon budur. Adam öyle kandırıyor ki, öyle güzel konuşuyor ki altını demir, demir altın yapıyor. Diksiyon olsa ne olur? Direksiyonunu kaybetmiş. İstikamet. Güzel konuşmak. Olan en güzel konuşmak doğru konuşmaktır. Öyle değil. Samimi olmaktır. İçerisine doğruyu koymak, kendini koymaktır. Samimi olmak. Böyle vitrine, kameraya hitap eder gibi konuşmak değildir o. Ve ömrüm ben kısmen büyük ekseriyeti kamerada geçiyor. Kamerada konuşmak, kameraya konuşmak değil. Kendini döllemektir. Sini rüşt, aklı rüşt. Kendini dölleyen karşıyı döllenmeye hakkına sahip oluyor. Kalbin rüştü ise, kalbinde rüştü var ha komutan. Neymiş biliyor musun? Feyz ve irşat edebilmesi ve kalbi ihya etmektir. Kalbin rüştü ise, feyz ve irşat edebilmesi ve kalbi ihya etmektir. Bak, kalbin rüştü, feyz ve irşat. O zaman kalpler ihya olur. Şurada bir şey yazmış, değildir. Surayisi. Ne demek? Ha, surayisi ya, surayisi. Surayisi. Surayı var ya, surayı. Surayı dediğimizde bardaklara su koyuyoruz. Şimdi simgelerden girdik ya. Surayı nedir biliyor musun? Dildir. Dil surayidir. Kadeh, maşapa kulaktır. Surayimiz dildir. Adama su dolduracağız. Kardeşim uzatır mısın su koyalım? Abi uzatır, su doldur. Bu benim kabımda maşapam. Dolacağım ya. Ha. Şey Abdullah mıydı? Evet. Abdullah. Sen abi bir şey diyorum. Bir dakika ne söyle bakayım bir daha. Bir daha söyle. Ha. Burası benim bardaktır, maşapam. Sen bir daha söylüyorsun. Neyle söylüyorsun? Dilinle. Dil surayidir işte. Dille su dolduruyorsun. Dil surayidir. Kulak maşrapıdır. Maşrapıdır. Bardak. Rostov değil mi derse? Arabada yazdık bunları. Bir de gönlün kadehi vardır ki o da gözdür. Dille doldurdun. Bir de gönlün bir kadehi vardır. Gönlün. Gönlüne kadeh ya bardak ya gönlün. Oraya da ben ekeyim doldurayım. İster misin? Onun surayısı da gözdür. Gözde içeriye sokuyorsun. Onun bir sevgiliye bakıyorsun, pat diye içeriye girdi, hadi çıkart da göreyim. İnim inim inliyoruz. Abi yanıyorum, yanıyorum, bildiğin gibi değil diyenleri mi gördük? Dedim yanıyorsan itfaiye çağır. 112 değil mi? 110. 110 mu? 112 nedir? Acil. Acil, o da aslında, bak gayri ihtiyar hastaneye söyledim. Sevgi de karşılıklı denkliktir. Üstünlük değildir. Sevgi neymiş? Karşılıklı denkliktir. Üstünlük değildir. Makamını, mevkiini, imkanları ile insanlara dayatanlar ise zebanidirler. Ahiretin zebanileri yok mu? Cehennemin. Zebani ne demek? Burada zebani yok mu? Var zebani. Ne demek? Mekanını, mevkiini, imkanları ile insanlara dayatanlar zebanidir. Mevkisini, parasını, kariyerini, hocalığını, şeyhliğini, büyüklüğünü
karşıya dayatmalardır. Cehenneme dönüştürmektir kişinin dünyasını. Her şey olmasına varıyor. Olan oluyor. Olacaklar oluyor. Olacaklar oluyor. Olması lazım. Haçta elbiseyi çıkarmak, konuyu değiştiriyorum. Haçta elbiseyi çıkarmak, çıkartıyoruz ya, ihrama bürünmek simgesi ise bir manası, yani çok şey yazdım onun hakkında, bir manası şudur, haçta elbiseyi çıkarmak, ihrama bürünmek simgesi ise bir manası ten elbisesinden, cismani ve bedensel elbiseden çıkmak, sana giydirilenlerden çıkmak demektir. Bak neler giydirilmiş. Vücut bir elbisedir. Sırayla söylüyorum. Kaç? 255 değil mi lemalar? 26. lemalardan söylüyorum bak. Vücut elbisesine çıkmaktır. Simgesidir. 2. Hayat elbisesine çıkmaktır. Dışarıdan içeriye giriyorum. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye giriyorum. Vücut elbisesinden çıkmaktır. Gir içeriye. Hayat elbisesinden çıkmaktır. Gir içeriye. İnsaniyet elbisesinden çıkmaktır. İslamiyet elbisesinden çıkmaktır. Marifetullah elbisesi. Ver ya, garip garip bakıyorsun. Ver lemaları. Şaşırıyorsun değil mi? Ver abi. 255 miydi? Çıkartamadın. Bizim çıkarttığımız elbiseye benzemiyor. Çıkar atleti, yatıyoruz. Gömleği çıkar, atleti çıkar, pantolonu çıkar, çorabı çıkar, şalvarı çıkar, bilmem neyi çıkar. Şimdi bakayım neyi çıkartacak. Bir, vücut. İki, hayat. Üç, insaniyet. Onun için şaşırdım. İslamiyet mi, İslamiyet mi önce? İnsaniyet. İnsan olan Müslüman oluyor. İnsan olan Müslüman oluyor. Müslüman olduğu için insan değil. Bir, vücut elbisesini çıkart. İki, hayatı çıkart. Üç, insaniyetini çıkart. Dört, İslamiyetini çıkar. Nasıl İslamiyetini çıkar? Yani o dayatmalardan artık o şey var ya, yaşaya yaşaya öyle bir hale geliyorsun ki fena oluyorsun. İmanı tahkikiye, onu da çıkar. Marifetullah, onu da çıkar. Mavetullah, onu da çıkar. Meculdasın, hiç kimse yok. Kuralı yaşayıp kuraldan çıkmak gibi. Kuralı yaşayıp kuraldan çıkmak gibi. Ha. Mesela İslamiyet yaşayıp kendi kuralımızdan, yani kuralı yaşayarak kuraldan çıkmak. İslamiyet bir kuraldır. Kendi kuralımızdan çıkmak için İslamiyet yaşıyoruz. Kendi dayatmalarımızdan Allah'ın hürriyet vaat ettiği şeylerde bürünmektir. İşte ihram simgedir. Sıyrıl, 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 sıyrıl. İki tane şey giyiyoruz. İki tane şey giyiyoruz. Neyle? Bir üst, izar ve rida var. Değil mi? İki parça. Peki Kur'an lisanında şeytan hangi cephelerden insanlara geliyor? Sağından. Kur'an diyor ki sağından gelir. Sol. Kaç? Dört. Solundan gelir. Arkadan. Arkadan, önden. O kadar. Şeytan diyor dört yönden gelir. Peki iman kaç yönle ispat ediliyor Risale-i Nur'da? Altı. Üst ve alt. 17. sözde anlatıyor ya. Çok yerde anlatıyor. 29. Lema-i Arabiye şu alan sonunda. İman ille şeytana karşı konmak yöntemi değildir. Çünkü dört yöne koydun ama iki yön şeytana karşı kurulan bir yöntem olsaydı imanın yönü dört olurdu. Evet. Nokta istinat ve nokta istimdat. Yani Allah'a iman, marifetullah ve ahirete iman. Yani vahye tabi olmak, sünnet-i seni yaşamak. Başka? Hakkı özleyenler hazin olurlar.
hüzün içindeler. Bir yanları da sevinç içindeler. Hakkı özleyenler var ya, hakkın peşinde olanlar. Eğer özlemiyorsa ne yaparsanız yapın bir şey yapamazsınız ona. Hakkı özleyenler hazin olurlar. Hüzünlü böyle olurlar. Çünkü hakkı özlüyorlar. Ha hu hu yaşayanlar bir şey özlemiyor. Dikkat edin, birilerinin özleyeni hep dertli görürsün. Annesini, sevgilisini, okulunu, bilmem nesini. Özleyenler hazinli olur. Çünkü hüzün sebebi var. En büyük dert nedir biliyor musunuz? Ne? Dertsizliktir. Aferin. Derdi olmamaktır. Bak, hakkı özleyenler hazin olurlar, hüzün içindeler. Bir yanlarında sevinç içindeler. Hazinlerinin sebebini ve kaynağını bildikleri için. Kaynağı o. Eğer bir şeyi dert ediniyorsanız dermanınız odur. Bir şey dertse başka şey derman değildir. Mesela diyelim ki Ayşe'yi dert edindin, sevgilin olmuş. Çare Fatma değildir. Hasan'ı dert edinmişsin. Dert olmuş sana. Ona aşık olmuşsun. Hüseyin senin çaren değildir. Dert neyse derman kendisidir. Dertler bana derman imiş. Senin derdin Ayşe ise dermanın Ayşe'dir. Derdi Allah olanın dermanı da Allah olur. Derdi dünya olanın dermanı Allah olmaz. Onda arayacağız. Bul dermanı. Allah'ın derdini dert edinenlerin. Öyle diyor Allah hadiste. Allah'ın dinini dert edinenin derdini dert edinirim. Yani derdini üzerine alırım diyor Cenab-ı Hak. Hadiste tam bir mana işte bu, yuvarlak bir mana. Ne güzel dilimiz var ya. Bak bak, oturuyorum rahatça. Bu budur, bu da budur, bu da bu. Ya ahirette emin olmak kadar gençler ya. Bu kadar. En küçük yaşta olan kim var burada? Sen 13 mü? 16. Neydi? Furkan kaç? 16. Oo. Abdullah? 17. 20. 22. 30. 20. Sen? 41. Vay be. Güzel. 20. Sen o kadar ufak mısın? Allah Allah. Sağ sakal karışmış. 36 komutan. Tamam. Bak ne kadar acayip bir ders yani. Hepimizi nasıl içimiz alıyor? Ne demek için saydım biliyor musun? Arkadaşlar, imandan sonra dünyada en büyük nimet Allah'tan ve ahiretle ümitli olmak. Ümitli yaşamak. Dolu dolu olursun. Ümitli oldun mu her şeydir. Eğer ümitli değilsen, ahirette sorunluysa, Allah ile aran yoksa yollar diken olur. Allah ile aran iyiyse dağlar yol olur. Öldürülen bir insanın videosunu seyretsen kendin ölüyorsun. O belki 10 dakika azap çekti ama sen senelerce azap çektin. Bilmem nerede ne olmuşsa bu. Ama ahirete iman ettin mi onlardan sıyrılıyorsun. Geçti ahirete. Bu şehit oldu. O öteki zalim oldu. Mesela yani hakikaten her şeyi yorumlattıran din ne kadar güzeldir. Başka bir madde, talep edene icabet edilir. Men talebe, men talebe vecedena mıydı? Vecede, değil mi? Kim ciddi talep ederse vücuda gelir. Yani vücuda gelir, he. Ve, he. Evet. Talep edene icabet edilir yani. Osmanlı ilim dilini, efendim abi? Ha tamam, başka bir şey anlatayım şimdi. Osmanlı'da ilim dili var ya, böyle sanat veya vaaz veya ilmihal, fıkıh, yani ilim dili Osmanlı'da Arapçaydı. Osmanlı'da sanat dili Farsça dilini kullanmış. Bunu da bilin. Veya mesela Huda. Huda Farsçadır. Allah demektir. Tanrı Türkçe demektir. Arapça Allah demektir. Arapça'da Allah, Kur'an'da Allah Allah anlatılır. Kur'an'ın dışındaki o Huda ile Farsçadır o. Demek ki Osmanlı'da ilim dili Arapça,
sanat dili Farsça kullanılmış. Sen araştırdım da ben bunu, bu ay araştırdım yani niçin böyle, niye Farsça girmiş diye. Sen bekadan geldin, faniye nasıl istersin? Sen bekadan geldin, faniyi nasıl istersin? Ve ona kanaat edersin, nasıl kanaat ediyorsun? Doğumla faniye, ölümle de bekaya doğuyorsun. Anne karnından doğarak faniye doğuyorsun. Ölerek ahirete, ölümle de bekaya doğuyorsun. Doğarak faniye, ölerek bekaya doğuyorsun. Çok ilginç değil mi? Bak, doğarak faniye, ölerek bekaya doğuyorsun. Zıt. O zaman ölümden korkma. Ölümden korkan geldiği yeri unutanlara mahsustur. Ölümden kim korkar? Geldiği yeri unutup yaşayanlara mahsustur. Alemi gaybtan geldik, alemi gayba gideceğiz. Alemi gaybtan geldiğini unutup da dünyada dünyalıymış gibi yaşayanlar ölümden korkanlardır. Onu söyledim. Dedim ki ölümden korkma. Ölümden korkan geldiği yeri unutanlara mahsustur. Geldiği yere unutmayıp ona göre yaşayan geldiği yere hadadi gitmek ister. Niye? Almanya'da bir insan düşünün. Çalışıyor. Buraya yatırım yapıyor. Kardeşini babasına gönderiyor. Onlar da babası abisi diyor ki efendim kardeşim evladım sana dükkan aldım, daire aldım, şunu aldım, bunu aldım. Sene sonu gelse izin tam aldığı yerleri görmek istemez mi? Babası şurayı aldım, kardeşim burayı aldım. Peki Almanya'da birisini düşünün. Aldığını yedi veya oraya yatırım yaptı. Türkiye'ye gelmek istemez. Çünkü gelip nereye gelmek isteyecek? Dünyada yaşarken gurbette ahirete yatırım yapan ahirete gitmek ister. Ne oluyor acaba? O yaptıkları ne oldu orada? Dünyaya, dünya için yaşayanlar ahirete gitmek istemez. Çünkü orada hiçbir şey yok. Beklentisi olmayanlar korkarlar. Allah'tan beklentili olanlar umarlar ve beklerler. Özlerler. Esat, tamam, hoşuna gitti değil mi? Çok da hoş. Allah'tan ümitli olmak, Allah'tan beklentili olmak. Ya nedense biz onu çok sevdik ya. Anladın mı? Çok sevdik. Ne kadar sevdim biliyor musun? Gene meğer sevdiğimi zannettim, meğer o sevdirtmiş. Gel de sevme. Kendisini kendisi, çünkü onaylamazsa onaylayamazsın. Sevdirtmese sevemezsin. Allah kendisini sevdirtmiş, biz de sevdik. O zaman sevdirttiğini seviyoruz. Sevmesine daha ulaşamadık. 20 yaşından önce çok korkuyordum babamdan. Ama 20 yaşlarda sen o tanıdın, çok sevmeye başladın. Biz onu çok sevdik. Çok değişti. Kimden bahsettim biliyor musun? Allah. Hakikaten sevdik. O biliyor yani. Fıtratımızın iktizası diyebilir miyiz abi? He? Rusun? Ziyade. Ne? Fıtratımızın iktizası diyebilir miyiz? Mesela gözün evet. Görmesi aynen. Nasıl gerekiyorsa. Aynen. Fıtratını yaşayanlar iktizasını görürler. İktizası da Allah sevgisidir. Allah aşık oldun mu? Hiç veya duydun mu böyle bir şey? Yani senden çok duydum abi. Ya ben de seviyorum. Özlersin, kafana vurur, kavuşmak istersin, yalnızlık bir yer ararsın, konuşmak istersin, dertlerini dökersin, hiç dedin mi? Ya Rabbi, denme sana ama, sen zaten içim her şeyi biliyorsun, ben seni çok seviyorum ha. Ama böyle dememi istiyordun zaten, çünkü ses kelamdır, bu sıfat da ortaya çıksın, şu anda şahit ol, şu anda da sen. Böyle dememizi istiyordun ki böyle bir dettirdin gene bize. O dettirtmeseydi
diyemezdik. O zaman seni seviyoruz ya. Çok seviyoruz. Sevdirten de sensin. Sevdiğim için hamd şükrediyorum. Sevdirttiğin için hamd ediyorum. Sevdiğim için şükrediyorum. Sevdirttiğin için hamd ediyorum. Allahu Allah, Allahu Allah. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Mayın tarlası. Şey, Abdullah'ydı değil mi? Evet. Canım benim, birkaç defa diyeceğim böyle. Furkan Abdullah, yeni geldin. Abdullah, Allah'ı sevebilmek imtiyazdır. İmtiyazda olmaktır. Allah herkesi, Allah kendisini herkese sevdirtmez. Beni herkes sevmesini istemem. Beni İsrail sevmesini istemem. Beni münafık sevmesini istemez. Eğer münafık beni severse, eğer İsrail benim sevdiğimi severse, İsrail benim nefret ettiğimi nefret ederse, imanından şüphe eder. Herkes beni severse, kendimde şüphe ederim. Resulullah çünkü herkes sevmemiştir. Allah herkes sevmemiştir. Özel insanları Allah sevmiştir. Kimler onlar? Allah sevdirdiği kişiler Allah'ı sevmiştir. Sen en çok sevdiğini hiç sevmediğine verir misin? Vermez. En çok sevdiğin ne var? Hayal et. Deme ama. Anneni değil. Onu mu demiş, düşünmüştün? En çok sevdiğini ancak babana verirsin. Ona bile vermeyi yapamıyorsun değil mi? Çünkü en çok babayı değil, kendini seviyorsun. Annen senindir. Ondan da kıskanıyor. Ben kıskanırdım. Çünkü niye biliyor musun, anneyi babayı bile veremez. Evlat, çocuk, anne şöyle şey, çocuk baba der ki bendendir, benden olmuştur. O ve ben. Kadın vefat ederse çocuk üvey olur babaya göre. Anne vefat etsin, baba seni üvey görür. Gider evlenir. Seni ikinci derecede görür. Kadın çocuğunu kendisinden görmez. Kendisinin uzantısı, parçası görür. Sen annenin parçası olduğundan babaya bile veremezsin anneyi. En çok sevdiğini, en çok sevdiğine verirsin. O da sensin. Babaya veririm desen yalan söylerdi. Değil mi? Severim ben bu işleri. İşte dolaşmaları, sen ne yapıyorsun falan diye işleri. Allah'a hiç böyle konuştunuz mu? Dua ederek, gece böyle. Ya Rabbi, biliyor musun? Ki tabii biliyorsun. Ama benden istiyorsun. Ben söylememi istiyorsun. Ben seni çok seviyorum. Bunu demek bile harika. Çünkü o söylettiriyor. Diyebildiğim için şükrediyorum. Söylettirdiğin için hamd ediyorum. Allah canibinden hamd, beşer canibi şükür. Allah canibinden bakabilen hamd eder, beşer canibinden olsa şükreder. Allah'tan daha kalite demeyeyim de, Allah'tan daha değerli ne olabilir? O zaman onu sevin. Aslında sevdiğini zannediyorsun. Sevme nispetinden seviliyorsun demektir. Ne kadar seviyorsan unutma. O kadar seviliyorsun. Allah seni sevmeseydi sevemezdi. Allah en çok sevdiği şey imandır. Onu da sevdiğine vermiş. Sana vermiş. Daha ne verecekti? İmanı vererek seni, kendisini sana verdi. İmanı vererek kendisini sana verdi. Daha ne olur? Onun için imandan daha deli bir şey yoktur. 1, 2, 3, 4 tane satırda okuyorum kesin. Risalelerle hizmet edenlere düşmanlık yapmak, risalelere düşmanlık yapmak manasını atır. Şimdi diyor, bizimle uğraşanlar hareketleri imansızlık hesabına geçer. Hey efendiler diyor, biz siyasette ve dünya işleriyle, dünyanın menfaatleriyle işimiz yoktur. Biz imanın ceyranındayız. İmana hizmet ediyoruz. İmandan başka bir hizmetimiz yoktur. Bize düşmanlık yapanlar
O zaman hani siyasi tarafgirlik olsa siyasetinden dolayı seni sevmiyoruz. Yok menfaatla seninle çatışıyorsam menfaatim için sana yapıyorum diyebilme hakkım var. Ama eğer hakikaten Risale-i Nur'a, Allah'ın dinine, Kur'an'ına, imana hizmet ediyorsan, başka bir gayen yoksa, bir insan seni niye sevmez? İmansızlık hesabına geçiyor. Eğer sen hakikaten halissin tabii. Başka? Uhuvvet olmayanın basireti kapalı olur. Unutmayın bunu. Uhuvvet hissi olmayanın basireti olmaz. Şaşırdın mı resim? Tuhaf değil mi? Niye şaşırdın biliyor musun? Hulusi abi. Yazıyor Hulusi abi. Bak parantez açmış Hulusi abi. Ne dedin? Malumat? Malumat artar değil mi? Yani o hürmeti ihlası artar. Hulusi abi feraset artar demiyor da. Marifeti artar diyor. Hulusi abi şöyle diyor. Uhuvveti inkişaf edenin marifeti artar. Allah'a marifeti artar. Ben şöyle anladım onun sözünden, o mübarek zat. Uhuvvetle artması nispetinde marifet olay yani basireti artar. Bedensel sorunlardan garip garip olumsuz fikirler çıkmaz ve gelmez. Bedensel var ya böbrek hastalığından. Diyelim ki tansiyon hastasısın. Kalp hastasısın. Bu hastalıktan garip garip acayip acayip fikirler çıkmaz. Falanca kendi başında evde kalp krizi öldü. Ben de ölebilirim. Ya çarşı pazarda aklım gidebilir. Bunlar bedensel bir organın hastalığından gelmiyor. Hatta kalp hastasından kalbe ait hastalıklar çıkmaz. Nereden geliyor? Baksana çok kötü şeyler hatırıma geliyor diyorsun ya, demek hatırına getirenler var demektir. Ya çok kötü şeyler hatırıma geliyor. Ha? Ne oluyor? Hatırına geliyor demek birisi getiriyor. Kalp hastalığından kalple ölme senaryoları kalp hastalığından gelmiyor. Onu bahane yapıp sana yol bulandan geliyor. Hatırıma kötü şeyler geliyor diyorsan hatırına kötü şeyler getiriliyor demektir. İçeride olan gelir abi, içeride olan. İçeride olan gelmez ki. Hatırıma geliyor, burada değil ki. Öyle değil mi Furkan? Mesela bak, araba üzerine geliyor mu şu anda? Yok, burada araba olmaz ki, değil mi? Dışarıda olsa olur. Dışarıdan balon gelir. İçeriden çay gelir. Ama şu anda araba gelmez. Dediği gibi, Zeki miydi? Ziya. Şimdi Ziya dedi ki, dışarıda olan gelir. Demek hatırına geliyorsa getiriliyor demek. Birisi var. Seninle alakası yok. Efendim son iki tane. İnat. İnat İmam-ı Rabbani Hazretleri der ki, şu İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni şey yapıyorum. İmam-ı Rabbani Hazretleri der ki, inadın çaresi yok. Ustad da der ki, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, inadın çaresi yoktur. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bunların hedefini faydaya ve hakka kanalize et, nereye benzer? Sıcak odayı kaplamış, seni kaplamışsa camı açmıyorsun. Yani şu, baraj dürsünün, onu kanalize etmek. İçeride sıcaklık kaplamış mı? Bunaldın mı? Aç camı, kanalize et. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, inadın çaresi yoktur. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, inadın çaresi vardır, o da kanalize etmektir. Hedefine koymaktır. Sebata inkılap eder. İnat sebata inkılap eder. İnat, taassup, daha önce saymıştık abi. 4 madde var. Evet, inat, taassup, şey var, birkaç tane daha var. 2 tane daha. Son cümlem,
uğruna savaşacağın daha çok şeylerin var. Şu andakine sakın pes etme. Unutmayın bunu. Sakın ha. Daha uğruna savaşacaklarınız çok şeyiniz var. Şu andaki psikoloji hastalığına pes etme. Daha çok savaşacağın şeylerin var. Bunu geç. Bir daha. Hacı, uğruna savaşacağın çok şeylerin var. Sakın şimdi şuna pes etme. Çünkü ona zamanın kalmaz. Değil mi? Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.